gibisin. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen bu toprak, bu cehennem, bu cennet bizim. Şair bu destanı yazsın diye vuruldu belki eline. Hanife bacı bu yüzden bebesinin üzerine değil de Mehmet'in mermisini örttü yaşlı babasından aldığı battaniyeyle. Bu memleket bizim olsun diye toprağa düştü her biri. Düştü de bir karışını vermedi bugün biz özgürce yaşayalım diye. Türkiye dün akşam ATV Haber'de Kurtuluş Savaşı destanını yazanların hem yürek burkan hem göğüs kabartan gurur dolu öyküsünü izledi. Genelkurmay Başkanlığı'nın foto film arşivinde yıllardır özenle sakladığı Cumhuriyet'le yaşıt görüntüler sadece gözlerimizi yaşartmakla kalmadı. Bize bugün üzerinde durduğumuz toprağın nasıl kahramanca kazanıldığını gösterdi. Haberi hazırlayanlar da haber merkezimize telefon edenler gibi ağladı dün akşam. Nasıl ağlamasınlardı ki? Türk kadınının cephede verdiği mücadele dayanılır gibi değildi. Ayşeler, Fatmalar, Gülsümler, Azizeler akın akın gidiyordu cepheye. Her birinin sırtında gülle gibi ağır mermiler. Hepsi gücü yettiğince vurmuş yükünü dimdik yürüyor cepheye doğru. Bebesini vurmuş sırtına. Geride kimse yok çünkü bırakacak. Babası şehit düşmüş Çanakkale'de. Kocasını İnönü'de yitirmiş. Bir başına kalınca yavrusuyla almış onu sırtına doğru Mehmet'e yardım etmeye. Yürüyebilen çocuk inmiş anasının sırtından peşine takılmış. Babasının vurulduğu yere gidermiş, mermi olup düşmanın üstüne koşmak için. Suyla doldurmuş bakracını, su götüreyim demiş yüreği kavrulmuş Mehmet'e. Kadar da girmiş anılar. Boşun sıkan Mehmet'in yanı başında ekmek olmuş, su olmuşlar.